Değerli basın mensupları, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımız. Sayın Cumhurbaşkanının sağlık çalışanlarımıza gidiyorlarsa gitsinler sözleri hepimizi dehşete düşürdü. Ne diyor sayın Cumhurbaşkanı? Doktorlar ülkeyi terk ederse etsin. Biz şehir hastanesi inşa ettik diyor. Pandeminin ortasında bile insana değil betona değer veriyor. Sevgili vatandaşlarımız, değerli basın mensupları. 2019 yılında Sağlık Bakanlığı bütçesinin yaklaşık yüzde %45'i personel giderlerine aktarılırken bu oran 2020'de %42'ye, 2021'de ise %34'e kadar geriledi. Bu kaynak tabii ki buharlaşmadı. İnşaat projelerine Mal ve hizmet bedellerine, kira ve gayrimenkul giderlerine aktarıldı. İnsana değil, betona yatırım yapıldı. Şehir hastanelerine ayrılan kaynak kamu sağlığına ve sağlık personeline ayrılmadı. Sayın Cumhurbaşkanı halen betonla övünmeye devam ediyor. Biz şimdi kendisine buradan sesleniyoruz. Adalet Sarayı inşa ederken hukuk devletini yıktınız yetmedi. Havaalanı inşa edip dış hatları gençlerin umut kapısı yaptınız. Yetmedi. Şimdi de hastane inşaatıyla sağlık sistemini yıkıyorsunuz. Sevgili vatandaşlarımız, değerli basın mensupları, ülkemizde her 100 bin hastaya 193 doktor düşüyor. Bu rakam OECD ülkeleri ortalamasında 379'dur. Ülkemizdeki hekim sayısı yetersizliği açık ve net bir şekilde ortadayken devleti yönetenlerin inşaat projeleriyle övünmek yerine derhal hekim yetiştirmek ve insana değer vermekle yükümlü olduğunu bir kez daha hatırlatmak gerek. Yetişmiş nitelikli insan gücümüzü kovmaya çalışarak bu ülkeye daha fazla zarar vermemelidir iktidar. Sosyal medyada Türkiye bir hekim kaybetti, batılı A ülkesi bir garson kazandı esprileri hepimizi yaralamaktadır. Pandemi koşullarında gecesini gündüzüne katıp sağlığını hiçe sayarak topluma hizmete kendini adamış olan hekimlerimize yapılan bu muameleyi Deva Partisi olarak kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bu eser iktidarın insana verdiği kıymetin neticesidir. İnsan yetiştirmekle, gençlere sahip çıkmakla övünmesi gereken iktidar, onların başka ülkelere gidecek olmasına ve kendilerine gelecek aramasına dahi kendince gerekçe bularak gençlerimize aba altından sopa göstermektedir. Bu durumu kabul etmek ne siyaseten ne de Vicdanen mümkündür. Söz konusu durum bu kadar açık ve nettir. İktidarı sağlıklı düşünmeye ve sağlık çalışanlarımıza saygıya davet ediyoruz.